Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videoda FIFA 21'in ilk videosuyla karşınızdayım. Yarından itibaren arkadaşlar bir ay boyunca her gün video atmaya çalışacağım. Artık FIFA 21 resmi olarak çıkıyor sevgili dostlar. Ve eski günlerdeki gibi ben kanala ilgi göstermeye devam edeceğim. FIFA 17, FIFA 18 zamanları gibi her gün arkadaşlar video atmaya devam edeceğim. Öncelikle yeni Telegram grubu kurdum arkadaşlar. Bu yeni Telegram grubunda FIFA 21 üzerine oyun açıkları ve trade yani ticaret tavsiyeleri vereceğim bir grup arkadaşlar. Telegram linki videonun açıklama kısmında ve ilk yorumlarda bulabilirsiniz. Mutlaka bu gruba katılın arkadaşlar. Bu grupta sadece bu gruba özel vereceğim çok şey olacak ve burası ailemizin bir toplanma yeri olacak. Bu yüzden Telegram uygulamasını indirip lütfen bu yere katılmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki her şeyden yararlanabilirsiniz. Bugün çok hızlı ve bomba bir videomuz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle yarın EA Access açılıyor. EA Access nedir? EA Access sizlere EA Sports'un sunmuş olduğu yeni çıkacak oyunları 10 gün önce oynayabilmenizi sağlayan ve tabii ki 10 saatlik bir sınır olan yani 10 saatlik deneme sürümü gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında EA Sports'un oyunları için alacağınız FIFA Points ve benzeri ekstra alımlarda da %10 indirim sağlayan bir yapı ve aylık 25 TL EA Access alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Eğer EA Access alırsanız dediğim gibi oyunlarda da %10 indirim oluyor. Misal şu anda PlayStation Store'da PlayStation Store'un içine girdiğiniz zaman FIFA 21'in 500 TL olduğunu göreceksiniz standart sürümünün ve eğer ki EA Access'iniz varsa bunu 110 indirime yani 450 TL'ye alabiliyorsunuz. CD'li almak isteyen kardeşlerim içinse ilerleyen günlerde oyun çıkma yakın en ucuz şekilde sizlere ayarlayacağım ve takipçi buluşmasıyla sizlere en ucuz FIFA'yı almanızı sağlayacağım. Bu akşam arkadaşlar FIFA içinde indirimler açılacak. Yani bu akşam EA Play'i alıp yani aylık 25 TL'yi verip arkadaşlar sadece bir aylık verin ve aldıktan sonra lütfen PlayStation'a gidip bunu bir daha yenilemeye deyin ki parayı her ay çekmesin sevgili dostlar. Bir aylık üyelik alarak yarın itibaren 10 saatlik erişiminiz arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. İkinci haberimiz FIFA çıkmadan hemen mahkemelik oldu. Biliyorsunuz ki ben uzun süredir sizlere İngiltere hükümetinin loot box yani şans kutuları olayına ne kadar sert baktığını söylüyordum. FIFA arkadaşlar bir çocuk dergisinde kendi reklamını koyuyor ve orada sadece çocuklara, sadece değil tabii ki ama çocukların genellikle okumuş olduğu bir dergide FIFA points almalısınız algısı. Yani kısacası oyuna para yatırmalısınız algısını yaptığı için mahkemeye veriliyor arkadaşlar ve şu anda İngiltere zaten bu konuya çok dikkatli bakmış olduğu için EA Sports arkadaşlar büyük ihtimalle hem ceza alacak hem de yaklaşık 1-2 ay içerisinde yani Team of the Year'dan önce ben İngiltere'de de FIFA Points alımının durdurulacağını düşünüyorum. Ve İngiltere'de eğer böyle bir adım atılırsa biliyorsunuz ki dünyanın öncü ülkelerinden bir tanesi ve şu anda biliyorsunuz zaten Belçika'da da şu anda FIFA Points alamıyorsunuz sevgili dostlar. İngiltere ve Belçika eğer bu işin içine gerçekten girerse ki biliyorsunuz bu sene Almanya'daki bazı profesyonel oyuncular FIFA Points almadan oynayacaklarını açıkladılar. Bu yüzden artık EA Sports'un bu loot box yani şans kutusu olayının gerçekten de sonlarına geldiğini söyleyebiliriz. Ki bunu da zaten EA Sports şöyle kanıtladı. Paket yüzdelerinde 82 artı paket açma yüzdesinin %18 ihtimalle 82 artı oyuncu çıktığını söylüyor arkadaşlar. Bu çok yüksek bir oran. Tamamen insanları kapanmadan önce yani alımlar, dijital alımlar kapanmadan önce veya kısıtlama gelmeden önce insanları daha fazla paketlere yöneltmek. Ve bu yüzden FIFA 21 şu anda davalık oldu arkadaşlar. Team of the Year'a kadar da İngiltere için konuşuyorum şu anda. FIFA Points'lerin sınırlanmasını net olarak sizlere söyleyebilirim. Bunun dışında yepyeni ratingler açıklandı. Ratingler arkadaşlar Footed, Footwiz ve footmin.com sitelerinden girip Süper Lig oyuncularının ratinglerine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bütün oyuncu ratinglerine bakabiliyorsunuz bu arada. Ancak Süper Lig oyuncu ratinglerini merak ediyorsanız buradan da inceleyebilirsiniz. Gerçekten ben dediğim gibi zaten bir şey beklemiyordum hiçbir zaman ve hani beni şaşırtmadılar. Yine Süper Lig oyuncularının oynadıkları ve gelen kartları ratinglerinin sezonumuzda maalesef hiç bir alakası yok sevgili dostlar. Bu yüzden şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Bunun dışında çok geliyor bana arkadaşlar soru. Sana nasıl ulaşabilirim? Bana Instagram hesabından her gün DM atabilirsiniz. Yeni Facebook grubu açacağım arkadaşlar ve yeni Facebook grubuna sadece Telegram grubuna katılan arkadaşlarımız katılabilecek. Bu yüzden dediğim gibi Telegram'ı indirmeniz ve grubumuza gelmeniz şart. Bunu gerçekten istiyorum çünkü sizlere anlık ulaşabileceğim tek uygulama Telegram. Orada sizlere arkadaşlar FIFA 21 ile ilgili ticaret, oyun açıkları ve ucuza FIFA 21 almayı tamamen Telegram üzerinden sizlere sunacağım. Aynı zamanda Telegram'ı kullanma şeklimden bir tanesi de misal veriyorum ben Bağcılar'a gittim ya da İzmir'e gittim. Oraya yazıp sizlerle direkt interaktif bir şekilde iletişim kurup sizlerle buluşabileceğim. Bu yüzden Telegram grubumuz çok önemli arkadaşlar. Bu seneye bomba gibi gireceğim. Buna size söz veriyorum. Bu video isterse 500 izlensin, isterse 1000, isterse 0 izlensin. Umurumda değil. Çünkü FIFA 16'da yani 2015 yılında FIFA 16'yı alıp evine gelen bu çocuk neyse o hevesi neyse şu anda da o hevesim var. Ve bu sene bıraktığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. İzlenme hiçbir zaman umurumda olmadı. Zaten bunu biliyorsunuz. Ve bu sene
eski geri dönüşünseniz sevgili dostlar. Bu yüzden hep birlikte bunu başaracağımıza ben inanıyorum. Bugün böyle bir video yapmak istedim çünkü heyecanımı zaten sesimden anlamışsınızdır. Kendimi çok iyi hissediyorum sevgili dostlar. Sizlerden de moral için bir beğeni ve bir yorum alabilirsem çok sevinirim. Bundan sonra şansımız, bahtımız güzel olsun. Haydi bismillah.